Merhaba sevgili Mavi Kadın izleyicileri. Bugün sizlerle Boğa Burcu'nu konuşacağız. 2022 yılında acaba boğaları neler bekliyor? Kariyer, aşk, iş, para nasıl olacak boğalar için? Ama öncelikle lütfen Mavi Kadın kanalına abone olmayı unutmayın. Boğalar için bu yıl çok önemli. Çünkü 2022 yılında güneş ve ay tutulmalarını boğa ve akrep aksında yaşayacağız. Dolayısıyla boğalar bu yılın özellikle de ikili ilişkilerde parlayan burçlar arasında olacak. Sadece ikili ilişkiler değil, ortaklıklar da bu tutulmalardan etkilenecek. Tabii illa mutlaka olumlu etkilenecek diyemiyorum. Çünkü hepimizin doğum haritası farklılıklar gösteriyor. Dolayısıyla bazı boğalar bundan olumlu etkilenecekken bazı boğalar ortaklıklarını sonlandırabilirler. Ya da bir takım bazı boğalar evlenebilir ya da nişanlanabilir. Ancak artık miadını doldurmuş ilişkileri olan boğalar için bir dönüm noktası da olabilir bu tutulmalar. O yüzden tutulmalarla başlamak istedim konuşmama. 30 Nisan'da burcunuzda bir güneş tutulması var. Bu güneş tutulmasıyla birlikte zaten bahsettiğim konular daha da aktive olacak. Aynı zamanda 16 Mayıs'ta bir Akrep Burcu'nda ay tutulması var. Bu ay tutulması da yine ikili ilişkiler söz konusu olduğunda sizi biraz krizlere sokacak demeyeyim ama birazcık duygusal sarsıntılar yaratabilecek etkide bir ay tutulması olacaktır. Bir takım sonlanmalar yaşanabilir. Çünkü ay tutulmaları aslında sonlanmalarla, tamamlanmalarla özdeşleştirilir. Dolayısıyla bazı bitişler olabilir. Buna şimdiden hazırlıklı olmanız iyi olur. Satürn'le devam edelim. Satürn Kova Burcu'nda, 2021 yılında da Kova Burcu'ndaydı. Bu sene de Kova Burcu'ndaki transitini devam ettiriyor olacak. Bu ne demek? Kariyer alanınız etkileniyor demek. Kariyer alanında daha fazla disiplinli olabilirsiniz. Daha fazla sorumluluk, yükümlülük alabilirsiniz. Özellikle üstlerinizle iyi geçinmeniz gerekiyor. Onlarla tartışmalara girerseniz siz kazançlı çıkmazsınız, kaybeden taraf olursunuz. Bunu söylemek istiyorum, önemli. Şimdi bir de Satürn'ün retro olduğu zamanlar, geri gideceği zamanlar var. Nedir? Yaz ayları Haziran, Temmuz, Ağustos. Ayrıca Eylül ve Ekim aylarına dikkat diyoruz. Kariyerle ilgili daha önceden üzerine düşünülmemiş ya da ertelenmiş bir takım konular varsa bu konular tekrar açığa çıkacaktır ve bu konular üzerinde çalışılması gerekecektir. Yani bir kariyer yönü belirlemeniz konusunda Satürn sizin başınızdan eksik olmayacak bu sene. Bu önemli bir nokta. Jüpiter'e gelelim. Jüpiter şans, bolluk, bereket gezegeni. Satürn'le hiç alakası olmayan bir gezegen. Gökyüzünün en iyicil gezegeni. Balık burcunda 11 Mayıs'a kadar. Balık burcundaki seyri sizin geleceğe yönelik hayalleriniz konusunda sizi destekleyecek. Arkadaş çevreniz sizi destekleyecek. Bağlı olduğunuz grup sizi destekleyecek ve size şans getirecek. Geleceğe yönelik hayallerinizi gerçekleştirmek konusunda çok büyük destekler alabileceksiniz. Bu yüzden 11 Mayıs'a kadar bu desteği kullanmaya bakın derim. 11 Mayıs'tan sonra ise Koç burcuna geçecek. Bu kadar şanslı olamayabilirsiniz açıkçası hedefleriniz söz konusu olduğunda. Çünkü o zaman biraz daha içe dönük bir zaman dilimi sizi bekliyor olacak. Ancak Kasım ve Aralık aylarında Jüpiter'in tekrar Balık burcuna geri döneceğini söylemekte yarar var. Merkür retrosu geliyor. 14 Ocak'ta Kova burcunda bir Merkür retrosu olacak. Merkür'ün retrosu sizi yine kariyer alanında etkiliyor olacak. Yine istediğiniz anlaşmalar yapılamayabilir, zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Tam olduğu gibi olacak görünen işler aslında olmayabilir. Bu sizi üzmesin. Merkür Şubat ayında düzeldiğinde işler de yoluna girecektir. Şubat ayında yabancılarla ve yurt dışı ile ilgili konularda şanslı olabileceğiniz gözüküyor. Bu şansları da lütfen değerlendirmeye bakın. Haziran ayında güzel bir etki var. Haziran ayında burcunuzdaki Venüs'le birlikte sizin de popülariteniz artacak, cazibeniz artacak. Bugünler özellikle kalbi boş olan boğalar için olumlu etkiler taşıyor olacak. Çok güzel bir 2022 yılı dilerim tüm boğalara.